Kılıçdaroğlu ilk 100 günlük eylem planını bir türlü açamıyorum tam olarak. Birazcık hocamaştı. Nihal Hanım da devam etti. Bir metin tarım olsa konusunda, aslında ben gelmeden bakamadım yok diye. Çünkü. Peki hemen gönderiyor şimdi Tuğba. Tekrar söyleyecek olursak işte Kızılay ticarethane olmayacak. Kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini, tarımda çalışanların primlerini devlet karşılayacak. Kamu özel işbirliği projelerinde dolar avro olmayacak ve TL'ye çevrilecek yükümlülükler. Devletin ve milletimizin soyulmasına izin vermeyeceğiz diyor Kılıçdaroğlu. 418 milyar dolar bu milletin cebine konulacak. Milliyetçilik demek Türk lirasının değerini korumaktır diyor. Uyuşturucu baronları, mafyalar ve beşli çete temizlenecek. Kadının güvencesi devlet olacak. Aile destekleri sigortası kanunu yürürlüğe konulacak. Savurganlığa son vereceğiz. İsrafı önlemeye saraydan başlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ne taşınacak. 16 uçaklı Cumhurbaşkanı olmayacak. Devleti yöneten israfı ihbar olarak görmeyecek, itibar olarak görmeyecek. Cumhurbaşkanı yaşayış tarzı itibariyle topluma örnek olacak diyor. İşte kamuda adam kaydırma yok. 4-5 maaş dönemi yok. Tank palet fabrikası orduya devrediliyor. GATA askeri hastaneler açılıyor. Devlet okullarındaki çocuklara beslenme desteği, Süleyman Şah Türbesi geri alınıyor ve siyasi ahlak kanunu çıkarılıyor. Yolsuzluklardan elde edilen paralarda mal varlıkların geri alınması ofisi kurulacakmış. Ülkemize de geri getirilecekmiş. Bu vizyon belgesinde daha çok de, var yani aslında. Özgür Özel'in altın vaadinden başlayalım. Altın vaadi. Yani bu gerçekçi bir vaat mi? Evet, gerçekçi bir vaat ve Kılıçdaroğlu'nun altın olarak söylenmesi de biraz şey geldi bana. Hani CHP'nin halktan çok kopuk, halkın duygularına, beklentilerine tercüman olamıyor eleştirisi çok böyle yüzyıllık bir eleştiridir ya. Yani nihayet sanki yani insanların duyunca böyle kulaklarını kabartacağı ve içlerine iyi geleceği, sıcak geleceği bir vaat bulmuş CHP. Çok size çünkü sıcak insanlar geldi. Ya yoksul basının için burasına sıcak geldi mi yoksul bilmiyorum. İnsanlar bakın. İçin bakın ödeme güçlüğü olan geleceğim insanlar söz. Dahi olsa ki son dönemde, son döneme kadar normal maaşıyla geçinen, hiçbir zaman hani muhammete muhtaç olmamak diye tabir edilen, el aleme muhtaç olmadan, kimseye el avuç açmadan geçinen insanlar son dönemde çok ciddi yoksullaştılar. Yani kendilerini orta sınıf kabul edenler de fakir oldu, henüz kendilerine itiraf edemiyorlar. Ama zaten orta alt sınıf olanlar çok ciddi olarak aslında yani... Zekat, sadaka, fitre bunların muhatabı haline geldiler. Bu durum çok güç yani o insanlar için. O insanlarla irtibat kuran kişilerin de durumları güç. Şimdi ama altın böyle bir şey değil mesela Türk geleneğinde. Yani kulağı Türkiye'de altın değil. Evet sempatik geliyor. Evet bir yatırımdır. Bir insanlar birbirine destek vermek için hediye olarak yaparlar bazen. Hani bir yeğeninizin doğum günü vardır. Ne alacağını bilemezsiniz. Ne alacağınızı, o yaştaki çocuğun ne seveceğini bilemezsiniz. Doğum gününde bile anneanneler özellikle gençlerin dilinden anlamakta zorlanan anneanneler dediler. Götürür çocuğa altın verir. Bu şöyle hani, mi? O... Sosyal yardım şekline işte TL bazında sosyal yardım yardımı altın bazında geleneklerde ve örflerde karşılık bulan bir arayüzle bir enstrümanla yapılması gibi bir durum. Burada her ay diyor Özgür Özel. Hani orada bir mesele imkan meselesi. Hı hı. Orada Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kaynaklar. Diğer aslında vaatlerine bakmak lazım. Kılıçdaroğlu kaynak yaratabiliriz ve yaratacağız konusunda çok iddialı bir tek tek ben oturur hesabını çıkarırım diyor. Evet. Bu konuda evet kaynak yaratırız çünkü Türkiye işte güçlü bir ülke, büyük bir ülke. Türkiye'nin geliri de kaynağı da var ama israf, savurganlık, yanlış yönetim, yanlış ekonomi planlamaları ile bu kaynağın çarçur olduğunu ve tarumar olduğunu iddia ediyor muhalefet. Muhalefetteki yani sadece CHP değil Gelecek Partisi de ve özellikle Deva Partisi ve onların ekonomi kurmayları da benzer şeyleri söylüyor. O noktada biraz demek daha sokağın diline israf yapmışlar yani, yani onun için biliyorlar. Sokağın diline tercüme edebilmek anlamında önemli bunlar. Doğru buldunuz. Yani, peki. Yani uçağı satacağım dediğinizde insanlar kulak kabartır buna. Evet 16 uçak var gerçekten. İşte veya savurganlığı, israfı engellemek evet. dediğinde biraz aile de öyle yaşıyor Kılıçdaroğlu ailesi. O malum mutfak videolarının aslında esprisi de oydu. Yani
herkes orada Selvi Kılıçdaroğlu'nu, ki ben kendisine Rize Trabzon gezisinde eşlik ettim bundan birkaç gün önce. Kendisi bunu da sorduk, hani mutfak yani hem seviliyor, bazıları sizde sadeliği görüyor. Hani o mutfakta hem sadelik görenler ve takdir edenler var. Çünkü hani böyle bir lüks, israfa kaçma, ihtişam görüntülerinin öne çıktığı bir dönemde. Hani sizin en son herhalde 80'lerde ki yapılmış olduğu belli olan mutfak, evet, tablonuz, insanlara sadelik ve ihtiyaç yeteri kadar olma duygusunu veriyor, ama bazıları da çok eleştiriyor. Çünkü eleştirilerden şova, şov odaklı. Evet, şov ya. Burada hani sadelik şovu şey ya, koca yapılıyor. Genel başkanın yani de var. Böyle mi olur yani? Biz kendisine, evet, biz kendi, ben kendisine bunu da sordum. O da dedi ki Selvi Hanım da şey dedi yani. Yani ben dedi hiç kınamam. İnsanlar son model fayans, son model mutfak yaptırabilirler. Ve gayet de haklarıdır. Yani kendi kazancıyla, helal kazancıyla yapıyorsa ne ala. Hiç kınamaz, kimse kınayamaz ve yargılayamaz, ama bana lüks çok ağır geliyor. Benim işimi görüyorsa benim için o yeterli dedi. Mutfakta şimdi kadınlardan sorumlu olduğu için genelde Türkiye'de. Evet, yani Selvi Hanım'ın görüşleri de o Kemal Bey'in o mutfak videolarına eşlik eder tarzda bir alt metni olmuştu. O savurganlığı, israfı önleyeceğiz hikayesi. Halkın diline tercüme etmek, peki, oluyor aslında. Şimdi zaten yine konuşarak, ekonomiyle ilgili nasıl önlemler, nasıl tedbirler alacağız ya meselesinde. Bu ilk 100 günlük eylem planı sanıyorum başka vaatlerde gelecekti. Siz bir cümle mi ekleyecektiniz Doğan Hocam? İhsan Bey'e geçeceğim. Bir cümle. Lütfen. Tabii, buyurun lütfen. Şimdi altının değerini Özgür Bey biliyordur mu? 8 bin lira civarında. Şey ne kadar? Bizim asgari ücret 8500 lira. Eğer siz hiç çalışmayana 8 bin lirayı her ay vermeyi taahhüt ederseniz... Kimse çalışmaz mı diyorsunuz? Bunun örneğini biliyor musunuz? Ben doktoramı İngiltere'de yaptım. O kadar çok boş insan vardı ki adamlar diyorlar ki... Ya çalışmamla çalışmamam arasında işte 3-5 sterlin oynuyor. Öyle handikaplar... Dolayısıyla olabilir. Ben gidiyor, hır çıkartıyor, işinden ayrılıyor. Devlet ona otomatikman para vermeye başlıyor. Siz... Bu sefer halkı tembelliğe teşvik edersiniz. Ama bir yarım eki de var. Yarım eki de var. Çalışan, bir de bir kriter var mı? Hayır, neticede. Bakın, altın demiyor zaten. Altın kart vereceğiz diyor. Ayrıca hocam sosyal devlette şöyle bir iş. Tartışmayı oradan kurarsanız yanlış olur. Şimdi yani ben de uzun süre Almanya'da yaşadığım için. Şimdi, yani sistem. Bir cümleme tamamlayayım. Ben de Türkiye'de yaşayan birisi olarak örnek AK Parti'nin çok fazla miktarda bu para dağıttığını, bunlar karşılığında oy aldığını savunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunun benzeri bir uygulamaya girmemesini arzu ederdim. Nihai değildir. Çalışmaya dayalı bir sistem geliştirmeli. Enflasyona karşı mücadelede kullanmak için. Enflasyona karşı mücadele. Çok böyle ballı oluyor, çok güzel oluyor. Evet. Hoş olacak ya. Peki, dolayısıyla İhsan emek Bey, karşılığı olmalı. Ayrımcılık geçici yapmadan şeyleri, yapıyorsa neden olmaz? Söylemiyoruz zaten. Kim yapıyor? Şimdi, ne diyorsunuz İhsan şöyle, Bey? Ben etraf vaatler. Odak kurup yönetmeyi çok seviyorum. Neden? Rasyonel odak buldunuz mu vaatleri İhsan şöyle, Bey? Şöyle, biraz popülist. Popülist yani, mi? Popülist. Şöyle, şimdi odak kurup yönetmeyi çok seviyorum. Bir konuyu odak grupta tartıştığınız zaman 6-7 tane kişinin görüşünü alıyorsunuz. Ben Erzurum'da Güneydoğu Anadolu meselesi üzerine bir konuyu konuşurken Diyarbakır'da yapmıştım aynısını. Mesela Diyarbakır'da yaptığımda şeyleri kapattık, kayıtları. Ya arkadaşlar ne istiyorsunuz söyleyin. Ben baktım tartışmalarda ana dilde AK Parti'nin orta yıllarında 2010'larda neredeyse ana dilde eğitimden başka bir şey kalmamıştı. Eğer dedim bölücülük istemiyorsanız, ülkeyi bölmek istemiyorsanız rasyonel taleplerinizi söyleyin. Uzun tartışmalarda dedim ki abi, bir ana dilde eğitim kalmış. Bölgenin talepleri olarak. Ha, teröristlerin talepleri başka. Onlar bölmek isterler. Şimdi Erzurum'da bir tane muhtar şunu söyledi. Ben dedi AK Parti hükümeti sosyal yardımlara başladı. Genç muhtarım, iki tane ailenin eşyasını aldım götürdüm kapılarının önüne koydum. Ve dedi çok alındılar bundan, alınganlık gösterdiler. Aile üzüldü. Hani biz yardıma muhtaç mıyız diye. Sonradan dedi bir aile, iki aile, üç aile hükümet yardımları arttırdı. Ben dedi götürdüm. Şu an 25 aile oldu sosyal yardım alan. Vallahi dedi yardımlarını kessem beni öldürürler. Bu muhtarın talebi. Şimdi sosyal yardımın şöyle bir dengesi var. Elbette ki sosyal devlet vatandaşını korumak zorunda. Gelir adaletini korumak zorunda. Hatta ben şunu söyleyeyim. Şu an AK Parti otursun. Engellilerden yaşlılara, engelliye bakan aileye verilen maaştan en az 50 kalem sosyal yardım çıkarır. Ve sosyal yardım konusunda AK Parti eleştirilen bir parti. Ya milleti tembelleştiriyorsunuz, çalıştırmanız lazım falan diye.
Bu da bir yarışa girerse, eğer bu sosyal yardım meselesi bir yarışa girerse, eleştiri şöyle. Mesela Bağdat Caddesi'ndeki adam bilmez ki, köylü adam işte aldığı zaman şeyi, parayı çalışır mı çalışmaz mı, ya da şey, asgari ücret maaşını zaten alan kişi işe gider mi gitmez mi? Şu an Türkiye'de şöyle bir sorun var. Şimdi şeyin, muhalefetin bir sloganı var. Millet aç. Millet aç. Millet aç. Gençler işsiz. Ve gidin sanayi bölgelerine, iş adamlarına, imalathanelere gidin. Herkes fellik fellik iş arıyor, işçi arıyor. Ben bir balıkçı uğradım şeyde, bizim mahalleye açıldı. Adam geldi masama oturdu, bana yemek yedirmedi. Dedi ki daha Suriyeli bulamıyorum dedi. Hani bırak Türk çalışanı. Sorun işçiyle işveren birleşemiyor Türkiye'de. Ya birleşemiyor yani, şöyle. Bir tarafta işçi bulunamıyor ama bir tarafta beyaz yaka diye adlandırdığımız. Eleman yetiştiremiyor Türkiye. Bu sefer sanayide bir açmaz var. Ekonomi gelişiyor. Üniversiteleşme oranı yüksek oldu. Bu da eleştirilecek. Onlar da yüksek işçi oldu. Olarak çalışmak ve istemiyor. Ve bir defa kişi üniversite mezunu olup padişah olduktan sonra da gidip ara işlerde çalışmıyor. Ben şeye bir araştırma yapmıştım. Evet. Şey, Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Yani şöyle, üniversite mezunu olanların ara eleman olma ihtimali ortadan kalkıyor. Belki planlama teşkilatı, kim sanat okulunu bitirince hayata atılacak, kim ortaokulda çırak olacak, kim üniversitede teknik bölümlerde okuyacak, bunun iyi planlaması lazım.